Merhaba, okula gitmesi gerekirken inşaatlarda çalışan ve katledilen çocuklarımız. Merhaba halkımız, merhaba bütün izleyenleri. Bugün 28 Kasım Perşembe günün haberleriyle karşınızdayız. Önce bir ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Kuyu tiplerine karşı açlık grevi direnişi sürüyor. Burdur Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde SRY tiplerine karşı süresiz açlık grevinde olan Abdurrahman Aziz Arslan 72. gününde. Özgür Susaklardan Serkan Onur Yılmaz ise bugün 19. gününde direnişi sürdürüyor. Yolsuzluğun kitabını yazmış Erdoğan'dan yolsuzluk açıklaması. Halkların katli Erdoğan, halkçıl belediyecilik adı altında nasıl bir soygun işletildiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yolsuzluk yapanlar sonuçlarına hukuk önünde katlanacaktır, dedi. Çocuklarımızı bu düzen katlediyor, sakat bırakıyor. Afyon Emirdağ'da sıvacılık yapan 15 yaşındaki İlhan Yolcu, iskelenin yıkılmasıyla 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. 16 yaşındaki kuzeni Burhan ise yaralandı. Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleridir diyen işçiler Ankara'ya yürüyor. Özelleştirmeye karşı yer altına inen yüzlerce işçi eylemlerini sürdürürken, yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 9. gününde Ankara'ya yürüyüş başlattılar. İşbirlikçi iktidar Avrupalıların çöpleri yine bizi zehirliyor. Avrupa'dan Adana'ya ithal edilen çöplerin depolandığı alanlarda topraktaki kanserojen oranının 400 bin kat arttığı belirlendi. Faşizm devrimcileri susturmaya çalışıyor. Dün iktidarın talimatıyla Tutsak Aileleriyle Yardımlaşma Derneği, TAYAT, Halkın Gücü TV ve Halkın Hukuk Bürosu'nun X'teki sosyal medya hesapları Türkiye'ye erişim engeli getirildi. Devrimcilerin sesini bu gibi şeylerle susturamazsınız. Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. İsrail, Filistin'de onlarca aileyi katletti. Soykırımcı İsrail saldırıları sonucu Gazze şeridinde 1410 aile tamamen nüfus kayıtlarından silindiği ve 3436 ailenin ise geride yalnızca bir kişi kaldığı Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Dünya halkları direnen Filistin halkının yanında. Filistin direnişini destekleyen halk, Filistin için küresel yükseliş kapsamında Sam Lesbury'de BAE Systems'in teslimat girişini kapatarak F-35 savaş uçakları için parça üretimini aksattı. Yine bir mülteci katliamı. Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında mülteci botunun batması sonucu ikisi kadın, ikisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'da işçiler hayatı durdurdu. Yunanistan'da işçiler 70 kentte hükümetin işçi karşıtı politikalarına karşı üretimdeki gücünü kullandı. Sağlık, eğitim, ulaşım, inşaat gibi alanlarda çalışan 50 binden fazla işçi bir gün iş bırakarak düşük ücretlere dikkat çekti. İsrail Suriye sınırını vurdu. İşgalci İsrail, Lübnan ile Suriye arasındaki 3 sınır geçişinde vurdu. Meğerdin TV tüm kara geçişlerinin hizmet dışı olduğunu duyurdu. Evet sevgili Umut'u izleyenleri, günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.